28 yaşında 230 kiloydu. Birkaç ay sonra düğünü olacaktı. Zayıflamak için bıçak altına yattı ancak iddiaya göre mide küçültme ameliyatı geçirdikten 2 gün sonra hayatını kaybetti. Ondan geriye gerçekleşemeyen hayalleri, perişan bir aile ve gözü yaşlı nişanlısı kaldı. Seni çekiyordum. Damattı yani evlenecekti, o yüzden kilo vermek istiyordu. Tek hayali beyaz bir gömlek giymekti. Buna kefen giydirdi. Bu 4 cümle yaşananların özeti gibiydi. Kilolarından kurtulmak isteyen nişanlı genç bambaşka hayaller kurarken kara toprağa girdi. Akşamleyin cenazesini verdiler bize. Rahmetli babasının bize tek bıraktığı çocuk oydu. Herkes perişan. Nişanlısı da perişan. Şu anda hiç kimse ayakta kalamıyor ki, duramıyor. Hakan Bitkay yıllardır kilosundan yana dertliydi. Mide küçültme ameliyatı olmak istiyordu ama şimdiye kadar kapısını çaldığı hiçbir doktor onay vermemişti. Yenim ezelden beri kilodur. 3-4 tane hastane dolaştık. Sakıncalıydı, kabul etmediler. Ancak Sancaktepe'de özel bir hastanede çalışan doktor ameliyatı yapabileceğini söyledi. Hakan Bitkay 28 yaşındaydı, 230 kiloydu, nişanlıydı. Düğününde daha zayıf görünmek için bıçak altına yattı, mide küçültme ameliyatı oldu. Hiçbir riski yoktur, 230 kiloda 100 kiloda benim için aynıdır. Ben bunu tedavi ederim, biz de ona güvenip inandık, oğlumuzu teslim ettik. Verilen para 19 bin civarında ama bunun için makbuz dahi vermemişler. İddiaya göre 230 kilo olan Bitkay ameliyattan 36 saat sonra taburcu edildi, evine gönderildi. Çocuk nefes darlığı çekmeye başladı. Genç adam iddiaya göre ameliyattan 2 gün sonra fenalaştı. Akrabaları onu apar topar hastaneye kaldırdı ancak yapacak hiçbir şey kalmamıştı. Bize oğlumuzun öldüğünü söyleyen polistir. Hastaneden hiçbir yetkili gelip oğlunuz öldü, alın cenazesi bile demedi. Tek hayali beyaz bir gömlek giymekti. Buna kefen giydirdi. Akrabaları Hakan Bitkay'ın ölümünde hastane ihmali olduğunu düşünüyor ve bir an önce suçluların cezalandırılmasını istiyor. Doktoru arıyoruz, bize de cevap vermiyor. Kesinlikle telefonlarına cevap vermiyor. Bizim canımız yandı. Başka insanların canı yanmasın.